Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf matematik dersinde son konuyu işliyoruz arkadaşlar. 13. ünite geometrik cisimler ve sıvı ölçmeyi. Yani neyi öğreneceğiz arkadaşlar? Hacmi öğreneceğiz, hacmi ölçmeyi öğreneceğiz ve hacim birimleri arasında arkadaşlar değişiklikleri öğreneceğiz. Buyurun bakalım, dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, önce demiş ki prizmalarda hacim. Prizma dediğimiz arkadaşlar 3 boyutlu cisimler. Evet, içerisine ben hacmi bahsetmeden önce arkadaşlar, burada prizmanın hacmini hesaplamadan önce şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın, şu tahtanın arkadaşlar tek bir uzunluğu, şu uzunluğuna biz arkadaşlar uzunluk olarak ölçtüğümüzde tek bir arkadaşlar boyut. Uzunlukla ölçüyoruz. Santim, desimetre, metre, bu gibi ifadeleri uzunluğu ölçerken kullanırız, tek bir boyuttur. Mesela kalemin uzunluğu arkadaşlar. Ama bu tahtanın yüzeyi dediğimde iki boyuta girdi şimdi arkadaşlar. Bir uzunluk, bir de arkadaşlar burada yükseklik. İki boyuta girdi arkadaşlar. Şimdi bu kapladığı alandan bahsetmiş oluyoruz. Bunu da alanı bahsederken santimetre kare, desimetre kare, metre kare, milimetre kare gibi ifadelerle alan ölçümü yaparız. Dikkat, çok önemli bir yere getiriyorum. Hacim ölçerken de arkadaşlar, mesela bir bardağın içi, bir kutunun içi, kapladığı hacmi, 3 boyutu, genişliği, yüksekliği ve arkadaşlar uzunluğu olan 3 boyutlu cisim. Mesela buraya bakalım arkadaşlar, küpün burada arkadaşlar genişliği, uzunluğu ve yüksekliği. 3 farklı boyutundan bahsettiğimiz cisimlere arkadaşlar biz 3 boyutlu, bunların hacmini ölçerken de santimetre küp, desimetre küp, metre küp, milimetre küp. Demek ki işin sırrı neymiş? Uzunluk ölçüleri santimetre, desimetre, metre. Alan ölçüleri santimetre kare, desimetre kare, metre kare, milimetre kare. Hacim ölçüleri milimetre küp, desimetre küp, santimetre küp, metre küp. Tamam mı arkadaşlar? İşte bundan dolayı 3 boyuta girdiğinden dolayı metre küp. 2 boyutlu alan olduğundan dolayı metre kare. Tek boyutta uzunluk olduğu için metre. Peki bakın. Arkadaşlar, tüm ayrıtları bir birim olan küpe birim küp denir. Yani şu içeriği arkadaşlar yerleştirdiğimiz uzunluğu, genişliği ve yüksekliği bir olan bir birim küp arkadaşlar biz birim küp diyeceğiz. Bakın, bu küpün içerisine kaç tane birim küp sığacağının buradan biz arkadaşlar sorusunu sormuş. Bu kenarına 3 tane sığmış. Bu kenarına da 3 tane sığmış. İçine kaç tane sığdı? 3 burada. 3 çarpı 3'ten tabanına 9 tane arkadaşlar birim küpten sığdı. 3 katta yukarı var bunun. 1, 2, 3. 9 çarpı 3 diyeceğiz. Çünkü tabanda bir tabanda arkadaşlar 9 birim kare var. Değil mi? 9 birim küp var. 3 tane üst üste olduğu için 9 çarpı 3'ten 27 birim küp yapacak diyeceğiz. Peki arkadaşlar, demek ki prizmaların hacimlerini bulurken biz ne yapacağız o zaman? Şöyle bir kısa yol yapacağız arkadaşlar. Aslında ne oldu diyoruz? Boyu 3, eni 3, yüksekliği 3 olan bir prizmanın arkadaşlar, buna küp diyoruz 3 boyutu da eşit olduğu için. Boyu, eni ve yüksekliğini çarptığımızda biz bir prizmanın hacmini hesaplayabiliriz. Boyunu, enini ve yüksekliğini çarptığımızda arkadaşlar biz bir prizmanın hacmini hesaplayabiliriz. Bunu yazmanızı istedim. Devam ediyorum arkadaşlar. Yandaki prizmaların hacimlerini birim küp cinsinden bulunuz diyor. Bakıyorum. Boyu 3, eni 3, yüksekliği 3 birim. 3, 3 daha 9, 3 daha 27 birim küp. Buraya geliyorum. Boyu 2, eni 2, yüksekliği 1, 2, 3, 4. 2 çarpı 2 çarpı 4. Ne oldu? 4 çarpı 4'ten 16 birim küp bunun hacmi. Buna bakıyorum arkadaşlar. Eni 1, 2, 3, 4. Boyu, ya da boyu bu olsun, eni bu olsun. İstediğiniz gibi ismini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Burası 4, burası 3, yüksekliği de 2. Şimdi boyu 4 olmuş oldu. Uzuna boyu diyeceğiz ya. 4 çarpı 3, 12, 2 daha 24 birim küp diyeceğiz biz bu cisimlerin hacimlerine. Gelelim bakalım arkadaşlar. Yanda farklı iki yapı verilmiştir diyor. Bunlarla ilgili, bu yapılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Prizma değillerdir arkadaşlar. Bakın. 4, 1 ve yüksekliği 1. Arkadaşlar 3 boyutu varsa prizmadır bu. Bitmiştir. 3 boyutu.
2, 2, 1. Bakın 2, 2, 1. Eni, boyu, yüksekliği. Bunlar prizma değillerdir. Yanlış arkadaşlar. Hacimleri eşittir diyor. Bakalım bir. 4 çarpı 1 çarpı 1'den bunun hacmi 4 birim küp. 2 çarpı 2 çarpı 1'den bunun hacmi de 4 birim küp. Hacimleri eşittir. Doğru. İkisi de küptür. Yanlış arkadaşlar. Bu çeşit tabanı boyu farklı olan prizmalara dikdörtgenler prizması diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu da tabanı ve tabanı eni ve boyu eşit olduğu için kare prizmaya giriyor. Bu 4'e 1 olduğu için tabanına göre eşitlendiriyoruz. Dikdörtgen prizma. İkisi de küptür. Yanlış ifade. İkinci yapının hacmi daha büyüktür. İkisini de eşit ölçmüştük. 4, 1, 1, 2, 2, 1'den arkadaşlar. Cevabımız Bursa çıkmıştı. Diyor ki yandaki yapının hacmi kaç birim küptür? Hemen boyu, eni ve yüksekliği. Boyuna bakıyorum 4. Enine bakıyorum 2. Yüksekliğine bakıyorum 2. 4 çarpı 2 çarpı 2. Sırayla 4 çarpı 2, 8. Çıkan sayı bununla çarpıyorum. 16 birim küp diyeceğim hacim için arkadaşlar, tamam mı? Sınavlarda falan bunları kullanırken de birim kare falan yazmamaya dikkat edin. Alan dediğimizde kare, hacim dediğimizde küp ifadesini kullanırız arkadaşlar. Peki 3. sorumuz, yandaki yapının hacmi kaç birim küptür arkadaşlar? Hacim hepsi birer birim küp olduğuna göre hocam bunları ne yapacağız? Sayaraktan bulacağız bunları. 1, 2, 3... Sonra 4, 5, 6, burası da arkadaşlar 7, şunun havada kalması için bunun altının dolu olması lazım değil mi? Bakayım 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, şu görünen 7, görünmeyen şunun altını dolduran, bakın şu arkadakinin bu boşlukta asılı kalmıyor. 6 dolu ki bunun buraya kadar çıkmış. Demek ki arkadaşlar 2 birim de altından katıyoruz. 1, 2 daha, görünmeyen 2 birim daha katıyoruz. 9 birim küp diyeceğiz. Bu şekilde eğer görünmeyip havada duran bir şekil varsa bunun altı doludur diye yorum yapmamız gerekecek arkadaşlar. Bu da önemli bir püf noktası olaraktan ifadesi gelecek. Bakın hacim ölçerken diyor ki cisimlerin uzayda kapladıkları alana hacim denir ve hacim V ya da H ile gösterilir arkadaşlar. Prizmaların hacimleri bulunurken en boy ve yükseklik uzunlukları çarpılır. En boy çarpı yükseklik. Prizmaların hacimleri bulunurken aşağıdaki formülden de faydalanabilir. Taban alanı çarpı yükseklik. Bakın buraya arkadaşlar. Zaten enle boyu çarparsanız taban alanını bulursunuz. Yani en boy demek taban alanı çarpı yükseklik de arkadaşlar hacmi verecek diğer bir ifadedir. Hocam kafa karışıklığı olmasın. Enle boy zaten taban alanını veriyor. Direkt burada taban alanın hesabını vermiş çarpı yükseklik demiş arkadaşlar. Şimdi bazı sorularda neden böyle diyor? Taban alanını verip yükseklikle çarptığımda da hacmi bulurum diye kafanızı yerleştirirseniz soruda birazdan göreceksiniz. Taban alanını verecek. Ayrıntıları vermeyecek arkadaşlar. Bu sefer takılma olmaz. Onun da sizi hacme götürdüğünü fark edeceksinizdir. Bunu yazmanızı istedim. Durdur videoyu durdurup bunları yazabilirsiniz. En boy çarpı yükseklik ya da taban alanı çarpı yükseklik. Prizma dediğimiz. Bakın kare prizma, dikdörtgen prizma arkadaşlar. Ondan sonra küp. Bunlar prizma örnekleridir. Çünkü taban alanı ile aynı şekilde düzlemsel, doğrusal olaraktan yükseldiklerinden dolayı hacimlerini hesaplamak çok kolaydır. Taban alanı çarpı yükseklik deriz. Bunu da arkadaşlar şöyle bir sorumuz sormuş. Yandaki küp şeklindeki bardakla meyve suyunun tamamını içmek istiyor. Kutunun tamamı dolu olduğuna göre en az kaç bardak meyve suyu içebilir? Yani bu hacmi bu hacme bölecek. Sorumuz bu. Peki bunun hacmi, bunu küp demiş. 2 çarpı 2 çarpı 2. Bunun hacmi 8 santimetre küp. Unutmuyoruz. Santimleri çarptım çünkü. Buna bakıyorum. 6 çarpı 6 çarpı 10. 36 çarpı 10'dan 360 santimetre küp de bunun hacmi. Şimdi en az kaç bardakla meyve suyu içilebilir arkadaşlar? 360 bölü ben 8 diyorum arkadaşlar. 4 tane var. 32 çıkartıyorum. 4, 40 oldu. 5 tane var. Demek ki 45 bardakla bu meyve suyunu içip bitirebilir diyoruz arkadaşlar. Cevabımız da 45'i verdi. Burada bakın dikkat edelim. Küp şeklini göstermek istedim. 3 boyutlu olaraktan. 3 kenarı da tabanı
uzunluğu, genişliği ve yüksekliği her bir boyutu aynı olduğundan dolayı A, A, A demek A küp demek. Unutmayın. Bir kenarı 2 olursa 2, 2, 2'den 8 olur. 2'nin kübünden 8 olur. Peki kare prizma ile küp arasındaki fark. Bazı arkadaşlarımız eminim kare prizma ile küpü karıştırıyor. Çünkü ben de karıştırıyordum sizin yaşlarınızda. Kare prizma şu. Tabanı kare ama yüksekliği aynı boyutta olmayacak arkadaşlar. Yüksekliği farklı. A çarpı A çarpı H'tir arkadaşlar. Kare prizmanın tabanı aynı. İki boyutu aynı ama yüksekliği farklı. Gelelim dikdörtgenler prizmasına. Uzun kenar, kısa kenar ve yükseklik. Üçü de birbirinden farklı. Yine üç kenarın çarpımıyla. Velhasıl kelam şunu söylüyoruz. Bütün prizmalarda üç boyutun çarpımı bize hacmi verir diyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Gelelim bakalım sorumuz ne soracak. Yandaki kare prizmanın hacmi kaç santimetre küptür? 4 çarpı 4 çarpı 9 kare prizma. Taban alanı 16 çarpı 9. Ne olacak arkadaşlar? 16 çarpı 9 bize 144 santimetre küp. Çünkü santim, santim, santim. Bunlara dikkat. Peki tüyomuz şu. Farklı bir uzunluk verdi. Santim, santim verdi, desimetre verdi. Ne yapacağım? Yine çarpacak mıyım? Hayır. Herkesi aynı cinse çevirin, sonra çarpın. Santim, santim bu desimetre ise bunu da santime çevirin, öyle çarpın. Tamam mı? Çünkü santim, santim desimetre çarpılamaz. Bir küp elde edilemez. Bunu da arkadaşlar kulağımıza küpe olmuş olsun. Önemli bir bilgi diyelim. Devam ediyoruz. İkinci soru diyor ki, yukarıdaki vazo tamamen su ile doludur. Bu vazo. Bu vazonun hacmini ölçmek isteyen Elif vazonun içindeki suyu yandaki boş küpün içine boşaltıyor ve suyun yüksekliğinin 3 desimetre olduğunu gözlemliyor. Buna göre vazonun hacmi kaç desimetre küptür? Bakın arkadaşlar burada içindeki tamamını suyla doldur. Vazonun hacmini ölçmek isteyen Elif vazonun içindeki suyu yandaki boş küpün bu küpmüş. O zaman 4 desimetre burası, 4 desimetre de burası arkadaşlar. Bu 4, 4, 4 oldu. Peki bu suyu içine koyduğumuzda 3 desimetre yükseldi. Tamamı dolmadı. Biz şimdi tamamı dolmayan prizmalarda yüksekliği veyahut da hacmi nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? Tamamı dolsaydı 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64 olurdu. Arkadaşlar zaten burada şaşırtan cevap 64'te var. Güzel. Bu cevap değil ama. Peki bunun hacmini ben nasıl ölçeceğim? Arkadaşlar tamamı olmayan prizmalarda taban alanını suyun ne kadar dolduğu yükseklik neyse onunla çarparsınız, o sayı size hacme götürecek sayıdır. Yani 4 çarpı 4 bize ne dedi? 3 desimetre yükseldi. Demek ki 4 de değil, ben 3 desimetreyle çarpacağım. 16 taban alanı çarpı 4 ile değil 3 ile çarpıyorum. 48 desimetre küp edecek. Zaten bu hacimde vazonunkine eşitmiş. C şıkkı diyeceğim. Bir daha söylüyorum. Eğer vazo cismin tamamı küpün ya da kare prizmanın, dikdörtgenler prizmasının tamamı dolu değilse biz hacmi hesaplarken taban alanını alacağız ama yüksekliği suyun ne kadar sıvının ya da diyelim ne kadar dolduğunu görürsek o yükseklikte çarpacağız. Yani bu sefer dolmayan prizmalarda kendi yükseklikte değil dolduğu kadarıyla çarpacağız ki hacmini bulalım. Bunun örneğini şurada göstermiş arkadaşlar. Bakın. Bakın. Şurada arkadaşlar ne demiş? Taban alanı 30 desimetre küp dikdörtgenler prizması eş akvaryumlar farklı yüksekliklerde su bulunmaktadır. Hacimleri ne olacak? Taban alanı 30 desimetre kare. Yani bununla bunun çarpımı 30. Şimdi bana sadece yükseklik lazım. Bunun tüm yüksekliğini kullanmamam gerekiyor. Çünkü 5 desimetre yükselmiş. 30 çarpı 5'ten 150 desimetre küp. Taban desimetre kareydi. Uzunlukla çarptım, desimetre küpe döndüm. Evet, taban 30'du. Bunu ne yapıyorum? 7 ile çarpacağım. 210 desimetre küp. 10 desimetre deseydi arkadaşlar 10 ile çarpacaktım. 300 desimetre küp. İşte bu ne kadar yükselebiliyorsa. İlla arkadaşlar prizmanın tüm hacmini almamıza gerek yok. Ne kadar yükseldiyse o kadarlık prizma meydana getirecek diyorum. Üstüne basa basa ve geçiyorum son soruma. Evet. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun içine bir ayrıtı 2 desimetre küp olan küplerden en fazla kaç tane yerleştirilir? Şimdi bunun bir hacmini bulacağız. İçine 2 desimetre küp nasıl yapacağız hocam? Ya bunun hacmini bulacağız.
Ondan sonra buraya bunun hacmini böleceğiz. Acaba içine tam sığacak mı, sığmayacak mı göreceğiz arkadaşlar. Şimdi önemli bir yöntem daha göstereceğim. Önce şunun hacmini bulalım. 10 çarpı 8, 80. 80 çarpı 4 ne oldu? 320 desimetre küp bunun hacmi. Şimdi ben içeriye sığacak küplerin hacmini bölmeden önce şöyle diyeyim. Bunun bir kenarı 2 desimetre arkadaşlar. Her tarafa tam sığacak mı bakalım. 2 buraya böldüğümde 10'u bölüyor mu? Böldü. Buraya 5 tane sığar. 8'i bölüyor mu? Bölüyor. Buraya 4 tane sığdı. 4'ü bölüyor mu? Bölüyor. 2 tane sığdı. Şimdi bu 5, 4 ve 2'yi çarptığımızda kaç tane sığdığını net bulabiliriz. 5 adetleri çarpıyorum çünkü kaç içeriye bu küplerden sığacak kaç tane? 5 tane buraya, 4 tane buraya, 20 tane tabana sığdı. 2 katta üst üste var. 40 olacak diyorum. Peki ben bunu şu şekilde de bulabilir miydim? İkinci yöntemi gösteriyorum. 320 desimetre küpü, bir kenarı 2 desimetre ise küpün arkadaşlar. 2 çarpı 2 çarpı 2'den her kenarı 2 ya. Genişliği, uzunluğu ve yüksekliği 8 desimetre küp. Bu küçük küplerin bir tanesinin hacmi. 320'yi 8'e bölersem kaç tane sığacağını görebilir miyim? Görürüm arkadaşlar. 40 tane sığacaktır. 40 tane ya da 40 adet diyebiliriz. Aynı cevabı buldum. Ama bana sorarsanız işin en sağlıklı kısmı birinci yöntemdir. Çünkü abicim ola ki burada 9 desimetre vardı. Ben buraya ne yazacaktım? 2, 2, 2, 2 daha. Hocam biz bir desimetre boş kalıyor. Oraya sığdırabilecek miyim? Sıkıştıracak mıyım bir şeyi? Hayır. 4 yazacaktım buraya. Gözünüzle taneleri saymak ya da elinizle taneleri saymak, görerekten saymak çok daha doğru netice verecektir. Çünkü bazı yerlerde boşluk kalabilir ki bunu mutlaka sorularda göreceksiniz. İlla bunun gibi tam bölünecek bir soru gelmez. İkinci yöntemi arkadaşlar kullanabilirsiniz ama birinci yöntemi anlamanızı ısrar ediyorum sizlere. Evet, birinci videonun sonuna geldik arkadaşlar. Açıklama kısmına 6. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerini bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.